Helal olsun helal yani, bravo. Şimdi sevgili seyirciler, bugün Sinan Erdem'de spor salonunda Galatasaray-Fenerbahçe basket maçı vardı. 84-74 Galatasaray Fenerbahçe'yi mağlup etti. Sayın Ali Koç, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sayın Ali Koç ve Sayın Mustafa Cengiz birlikteler, yönetim kurulu. El ele, kol kola, sarmaş dolaş. Çok güzel görüntüler. Sayın başkanlar birbirleriyle çok yakınlardı, bunu da belirtelim. Bir fotoğraf daha var. Bu arada Sayın Mustafa Cengiz, Sayın Ali Koç'u ve ekibini locasında konuk etti. Aslında etmemesi haber, etmesi değil. Ama bu görüntüler gerçekten çok özel görüntüler, bunu belirtelim. Sayın Başkan'ın görüntüsü hemen yan locada da. Futbol takımıyla aynı saatte maç oynandı? Yok, değil. Değil değil mi? Oradan geçtiler. Ha, değil. Yok ya, 3.30'daydı. Ali Koç, Sayın Ali Koç, Sayın Semih Özsoy birlikteler, beraberler. Sayın Mustafa Cengiz'in galibiyet sonrasında bir açıklaması var. Galatasaraylı taraftarlardan çok büyük tepki geldi. Sosyal medyada şu konuşuldu. Sayın Başkan'ın affına sığınıyorum ama... Galatasaray kimle oynadı? Lakers'la mı? Boston Celtics'le mi? Kimle oynadı da bu şekilde tarihi galibiyet? Ki benim eğer yanlış bilmiyorsam, basketbol bilgim zayıftır benim, kusura bakmayın eğer yanlışsa. Bana sor, ben veririm, sana söyleyeyim. Basketbolu Galatasaray'a, Galatasaray 1911 yılında Türkiye'ye getiren ilk kulüp olarak biliyorum ben. Şu anki durumda, şu an durumda bütçeden oyun... bahsetti. Yani çok yüksek bir bütçesi var. Yani en kötüsü 1,5-2 milyon euro, 3 milyon euro oynayan 30 milyon euroluk bir bütçe var. Basketbol takımında yani tamamıyla Avrupa yani, ama şimdi Fenerbahçe'nin basketbol takımı bütün Avrupa'yı dize getiriyor. Yani Barcelona'sı, evet. Real Madrid'si, Paris'i, herkesi Olympiakos, bana tokatlıyor geçiyor. Kendi herkesi takımını, yani bu kendi takımını bu kadar aşağılamanın sermayeyi, anlamı, yani sermayeyi, gücü ya. Gücü devirdik yani, bu gücü demek isterken çok güçlü bir bütçesi olan, yüksek bütçeli hocası alıyor. Hocasının Obradovic'in aldığı maaş Galatasaray futbol, belki basketbol takımı bütçesidir. Bakın maaşı. Şimdi Ertem. Bir, Gökmen şey, abi bir arada bir şey söyledi ama özür dilerim Abdülkerim abi. Gökmen abi. Galatasaray'ı bu kadar küçülmenin mantığı yok ya. Yüz küsür senede birlikte bunlar maç yapıyorlar ya. Basketbol, voleybolu, futbolu. Gidip de Galatasaray'a gidip de öyle küçülmenin mantığı nedir ya? Yukarıda büyük maliyetler var. Ne bileyim işte senelerdir yenemiyorduk. Biz şimdi yeniyoruz falan gibi. Ne diyorsun sen başkan ya? Galatasaray küçülde küçülde bir hal ettin ya. Hocana saldırıyorsun, ne diyorsun son dönemlerde ekonomik olarak? Olsaydı da alırdık, yoktu, neden? O zaman o gün neden söylemedin de bugün söylüyorsun? Nasıl iştir bu ya, ben anlamıyorum ki. Tabii taraftar tepki gösterecekti, haklı. Yüz küsür senedir ezeli rakı... Ama Gökmen abi onu şimdi, söylemiyor yani, bütçeden dolayı söyleyeceğim. Yani çok gibi, yüksek bir gerek yok, yeri değil. Yeri değil, şimdi o günü demin de girmedi, girmek istemedi. Abdurrahim Alman çok severim. Anladın mı? Ama basın müşavirliği yahut da basın sözcüsü olacak bir arkadaş değil. Yani ne oldu? Taraftardan özür diliyor. Ağzımdan kaçtı diyor. Çünkü türbündeki taraftar niteliğinde, yani taraftar gibi bir arkadaş. Anladın mı? Ağzına ne gelirse söyleyebilir. Ondan dolayı da yani biraz usluplu olması lazım ki ona göre adam seçeceksiniz siz de. Bunlar yani bilmiyorum ki. Evet. Abdülkerim abi. Evet. Şimdi Gökmen abiyi anlayabiliyorum. Şimdi Gökmen abinin bütün hayatı futbolla geçmiş. İyi bir futbolcuydu, iyi bir futbol adamı, iyi bir futbol yorumcusu. Anlatabiliyor muyum? Ve iyi bir futbol seyircisi tabii ki haliyle Gökmen abi ve iyi bir Galatasaray taraftarı. Şimdi bütün spora böyle bakarsan Gökmen abiye hak veriyorum. Milyonlarca taraftarın birçoğu da Galatasaray futbol takımına, yani futbol takımıyla yatıp kalkar insanlar. Bizim ülkemizdeki spor kültürü budur. Fener de öyledir aslında. Beşiktaş da öyledir. Galatasaray da öyledir. Son dönemlerde Fenerbahçe bu branşlarda büyük başarılar elde edince seyircinin bir kısmı biraz daha artık buralara, mesela salona malona yüklenmeye başladı. Şimdi burada Mustafa Cengiz söylemek istediklerini söyledi ve çok doğru şeyler bunlar. Yani bunda alınacak, kırılacak, üzülecek, camiye küsecek bir şey yok bunda. Şimdi bugün kime sorsan, geçen gün gidiyorsun Fenerbahçe Yunanistan'da maç yapıyor, kazanıyor, Olympiakos'u, Panathinaikos'u, işte Çesaka'yı gidiyor orada yeniyor falan filan. Yani bunlar büyük olaylar. Barcelona'yı falan saymıyoruz bile. Onları yenmezse sürpriz oluyor. Gurur Fenerbahçe duyuyoruz. Evet, Fenerbahçe şimdi bu seviyeye gelmiş. Hem ve son 6-7 senedir böyle. Euroleague'de yalan mı? En az 3 finali var. Birini kazandı. Euroleague şampiyonluğu var. Şu anda bütün Avrupalı futbol severler bir numaralı basket organizasyonu Fenerbahçe diyorlar. Obradovic ve Fenerbahçe. Şimdi böyle bir devasa takım var.
Türkiye'nin demiyorum yani. Avrupa'nın şu anda. Bak Avrupa'nın. Bunu ben söylemiyorum. UEFA Kupası'nı Galatasaray 2000 yılında kazandığında Aziz Başkan böyle bir açıklama yapmadı. Biz Avrupa'nın en büyüğünü de yeniyoruz diye. Ama şimdi, Galatasaraylı taraftarların tepkisi bu. Ama yani sen, yani, bak sen de futbol mantığıyla yanaşıyorsun. Ertem, Aziz Yıldırım şimdi söyledi. Galatasaray'ın UEFA Kupası tesadüftür dedi. Ertem'cim bak şimdi konu gene nerelere. Yenisi Abdülkerim abi bitirsin. Ben kestim çünkü Abdülkerim abinin sözünü. Fark etmez. Yani hayır ben senin kızdığın için demiyorum. Şimdi senin bakışın futbol taraftarının bakışıdır. Yani futbol taraftarı böyle bakar. Anladın mı olaya? Bakın şimdi Fenerbahçe takımı Avrupa'da diyorum Avrupa'da şu anda bak hangi kulüpleri sayıyorum basketbolun artık bunlar korkunç isimleri. Real Madrid'i, CSKA'sı özellikle CSKA'sı falan Panathinaikos ve Olympiakos'u. Mesela bunların futbolda Real Madrid'i kenara al. Diğerlerinin futbolda böyle büyük bir başarıları yok değil mi yani? Ama adam onu söylemiş. Çok uzatmaya gerek yok konuyu adam. Baskette, yani çok güçlü bir takım yendik demek. Kulüplerin üstünde bir takım. Evet abi yani. Şu anda Avrupa'da. Yani bunun niye konuşulacak bir tarafı yok ki şimdi. Şimdi Galatasaray'ın bugün kazanması hakikaten sürpriz. Çünkü yoruldu abi Fenerbahçe. Şimdi ama şunu söyleyeyim. Mesela insanlara şunu diyorum. Fenerbahçe rövanşta Galatasaray'a bir kere daha yenilsin. Basket öyle bir şey değil. Bu fark etmez. Fenerbahçe yarın Tofaş'a. Başakşehir takımı var. Ona da yenilecek. Bambi'de de maç yani, kaybedecek ligde. Bahçeşehir'e yenilecek. Maç kaybedecek. Ama sezon sonu buradan iddia ediyorum. Türkiye basketbolu gibi. Ya abi. Efes şampiyon olacak ya Fenerbahçe abi, şampiyon olacak. Fenerbahçe. O kadar yani, fark var diğer bu konuyu çok fazla orada. Uzatmaya gerek yok. Adamın söylemek istediği çarptırılmasın. Bunda yanlış şey yok falan ki değil. Yani. Galatasaray'ı falan küçümsemiyor. Bütçe olarak dünya çapında bir basketbol takımı Fenerbahçe basketbol takımı şu an. Yani geleni gideni tokatlı abi. Bayern Münih, Bayern Real Madrid herkesi tokatlı. Ezeli rakibimizi yani, çektik sahada basketbolda ama şu an öyle. Ne var bunda? Şu an çok fark var. Bakın bütün kulüpler arasında çok fark var. Yani Fenerbahçe basketbolda kenara bırak ayrı. Fenerbahçe çok ayrı. Basketbol. Onu yendik diyor. Büyük bir şey diyor bu. Ondan dolayı seviniyor adam. Bunu söylüyor yani. Fenerbahçe'yi bak Real Madrid, CSKA Fenerbahçe'yi yeniyor. Mutlu oluyor adamlar ya. Aynen öyle.